Herkese merhabalar. Uzun süredir motosikletle yaptığımız motosiklet ve çadırla yaptığımız seyahatleri Pamir'in doğmasıyla birlikte bir level üste taşıyarak bir karavan almayı planladık. Bunun üzerinde düşündüğümüzde bize en uygun ürününde bir pick-up üstü karavan olan ve otomobil firmasının yeni üretmeye başladığı Gladiator modelinin olacağına karar verdik. Bundaki en etkili karar vermemizi sağlayan sebeplerden bir tanesi pick-up'ın üzerine takılıp sökülebilen bir ürün olması ve kullanmadığımız zamanlarda pick-up'ımızı günlük bir araç olarak kullanmaya devam edebiliyor olmamız. Aynı zamanda pick-up'ımızın 4x4 bir araç olması istediğimiz her yere karavanımızla birlikte girebilmemizi de sağlıyor. Normalde çekme karavanla tereddüt edeceğiniz ya da hiç giremeyeceğiniz yerlere bu sayede rahatlıkla girip kamp yapma şansımız bulunuyor. Biz bu karavanı bir Isuzu D-Max V-Cross üzerine monte ettik. Yeni nesil tüm pick-up'lara da olduğunu söylüyorlar. İşte bunun farklı modellerde de uygulanmış olanlarını kendi web sayfasından ya da sosyal medyalarından inceleyebilirsiniz. Karavan normal şartlarda 4 tane ayak üzerinde duruyor. Bu 4 ayak üzerine kendi kriko sistemiyle alabiliyorsunuz bunu. Daha sonra karavanı kullanmak istediğinizde bu gördüğünüz kriko sistemleri üzerinde duran karavanı aracı geri altına sokarak kasaya monte edebiliyorsunuz ve görünen turuncu spanzetlerle de her pick-up'ın içinde olan halkaları bağlayıp sabitliyorsunuz. Standartta üzerinde bu kadar çok cam gelmiyor. İki tane cam var. Biz aydınlatmanın ve havalandırmasının iyi olmasını istediğimiz için iki tane cam daha ekleyerek toplam 6 tane olmak üzere daha fazla havalandırma penceresine sahip olduk. Merhabalar, Otomobil Gladiator'un içine hoş geldiniz. Biz seyahatlerimizi küçük oğlumuz Pamir'le beraber yapıyoruz, 2 yaşındaki oğlumuz Pamir'le. Ve otomobilin iç mekanı bu anlamda bize çok büyük kolaylık sağladı, büyük pratiklik sağladı. Burada gördüğünüz gibi bir tane tekli ocağımız var ve hemen yanında bir lavabo var. Biz yanlarına küçük fileler ve depolama alanları oluşturduk. Aynı zamanda bu üst taraflara da bu sayede alanın darlığının dezavantajını avantaja çevirmeye çalıştık. Ama yemek yapmak için gayet ideal. Tezgah genişliği belki kollarından oranlayabilirsiniz. Hareket için gayet uygun. Bizim yemeklerimizi yapmamıza yardımcı oluyor. 3 tane çekmece var burada. Biri dar, biri geniş, biri de üstte olmak üzere 3 çekmecemiz var. İçeriye doğru yöneldiğimizde bir masa ve yanında birer kişinin oturabileceği oturma alanları var. Oturma alanlarının alt kısımları da bazalı. Bu sayede ekstra malzemelerinizi depolayacağınız bir baz alanı oluyor. Masanın altında ise bir buzdolabı var. Biz 12 wattla çalışabilecek bir buzdolabı tercih ettik. Belki küçük gibi görünebilir ama aslında hacmi gayet yeterli. 2 kişilik bir aile için gayet yeterli. Altında ise bir tekli bir çekmecemiz var. Yine burada. Küçük alanda işi pratikleştiriyor. Oturma alanına geçtikten sonra karşınızda sizi yatak karşılıyor.
Yatağın yan taraflarında küçük bir aydınlatmaları var. Tabii şimdi panelden elektriği açmadığım için aktif değil. Şu an açtım. Panelden bahsetmeyi unuttum. Siz isterseniz oraya geri dönebiliriz. Mutfak alanında bir kontrol paneli var. Elektriği, suyu kontrol edebildiğiniz, dış ışıkları açabildiğiniz, aynı zamanda enerji sistemlerinin doluluk oranlarını görebileceğiniz bir panel bu. Şimdi ışıkları aktif hale getirebiliriz. Tavan kısmında bir ışığı var. Yatak alanı bizim için gayet ideal. Işıklar dokunmatik bir şekilde çalışıyorlar. Bence hoş bir detay. Burada Koray, Panir ve ben rahatlıkla yatabildik aslına bakarsanız. Şu anda manzarayı izlediğiniz cam, iki cam orijinal donanımda oksijenlenen. Bir kullanıcı olarak bunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü kapıyla karşılıklı olan camlar içerideki hava sirkülasyonuna destek veriyor. Tüm camlarda güneşlik ve sineklik var. Bu şekilde komple açabiliyorsunuz ya da böyle kapatabiliyorsunuz. Yine camların da tamamen kilitli olduğu bir pozisyona getirebiliyorsunuz. Yine biz oturma alanında ekstra fileler yaptık. Kamerin kitaplarının olduğu fileleri var orada. Burada ise küçük bir banyo var. Eğer isterseniz bu duş alanında tuvalet de kullanabiliyorsunuz. Zemine küçük bir kasetli tuvalet oturtuluyor. Altında yine küçük bir dolap var, fakat tabi dolabın içinde aynı zamanda tesisat da bulunduğu için dolabın içindeki alan bir hayli kısıtlı. İç alanda sanırım size anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Teşekkürler.